Son seansa karşınızdayız. Son seansa önemli bir son dakika haberiyle başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'dan petrol ithalatını bugün itibariyle yasakladı. Amerikan Başkanı Joe Biden bunu birkaç gün önce bildirmişti. Ne zaman olacağı konusunda herhangi bir tarih vermemişti ama bugün gelen habere baktığımızda ithalatın yasaklandığını görüyoruz. Petrol bugün 139 dolara kadar çıktı. Tekrar geriye doğru geldi. 125 dolar. Muhtemelen bu karardan sonra petrol fiyatları tekrar yukarı doğru gidecek ve Rusya Dışişleri Bakanı, Rusya Başbakan Yardımcısının da ayrı ayrı yaptığı açıklamalardan biliyoruz ki eğer böylesi bir yasaklama gelirse petrol fiyatları için 300 dolara göre kendinizi hazırlayın dedi ki bu dünya için büyük bir kaos ve felaketin başlangıcı olabilir. Bugün birinci bölümde fon yöneticisi Tayfun Oral'la konuşacağız ve petrolle başlayacağız. Doğal olarak petroldeki durumu konuşacağız. Biraz borsanın kapanışına bakacağız, biraz altın konuşacağız, bir miktar da kurla ilgili gelişmeleri ele alacağız. İkinci bölümde Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Ali Eşkinat bizimle birlikte olacak. Bundan böyle önümüzdeki 10 yıl belki de daha kısa zaman diliminde artık yerleşik kampüs üniversitelerinin dönemi kapanıyor, modası geçiyor. Artık online üniversiteler var. Dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir öğretim üyesinden, herhangi bir bilim insanından ders alarak sınıflarınızı geçip diplomanızı alabileceğiniz bir süreç geliyor. Yerleşik, bugünkü haliyle örgün üniversitelerinin döneminin kapanmasıyla ilgili yeni bir çağ başlıyor. Evet, dünya için küçük çaplı bir felaketin başlangıcı olabilir bugünkü Amerika'dan gelen haber. Amerikan Başkanı Joe Biden, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklandığını açıkladı. Yasaklama kararının ne zaman yürürlüğe gireceğini bilemiyoruz ama bugün itibariyle petrol fiyatlarında çok hızlı bir yukarı yön görmeye başlayacağız. Buna hazırlıklı olmak lazım. Türkiye zaten neredeyse son 6 günde petrol fiyatlarına 5 kez zam yapılan bir ülke konumunda. Bu zamların arkasının gelmeyeceğini de böylece görmüş olacağız. Elbette bir uzlaşı zemini yakalanabilir. Bu uzlaşı zemini yakalanabilirse, tekrar petrol yasağı kısıtlaması ortadan kaldırılabilirse petrol fiyatları hızla aşağı doğru gelebilir. Bu arada Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın da bir anlamda gerilimin düşmesiyle yerini eğer bir parça ateşkes benzeri bir duruma bırakırsa o zaman her şeyin normale döneceği bir dünyamız olabilir ama şu anda bunu söyleyemiyoruz maalesef. Şu anda Skype hattımızda fon yöneticisi Tayfun Oral var. Tayfun Bey hoş geldiniz. Merhaba Ali Bey, hoş bulduk. Haber bizim için de sürpriz oldu. Muhtemelen sizin için de, piyasa için de sürpriz oldu. Yani bunun bir blöf olduğunu tahmin ediyorduk. Ama Amerikan Başkanı bunun bir blöf olmadığını açıkladı ve petrol ithalatını yasakladı. Oysa Rusya Başbakan Yardımcısı biraz önce yani ana haberde verdiğimiz haberde eğer böyle bir yasaklama kararı gelirse petrol fiyatları için 300 dolara kendinizi hazırlayın dedi. Petrolle başlayalım. Hem Brent hem NYMEX uzun vadeli kontratlar, vadeli işlem ve opsiyon borsasında olabilecek durumlarda dahil olmak üzere bize şöyle dört başı mamur bir enerji portresi çizmenizi rica ediyorum. Buyurun. Estağfurullah. Şimdi Amerika'nın petrol ithalatını yasaklaması aslında bir süredir hepimizin sizin de yakından takip ettiğimiz bir süreçti ve Suudi Arabistan ve Venezuela ile özellikle petrol ithalatı konusunda görüşmelere başlamışlardı. Evet. Rusya rezervleri tarafında bir problem olursa diye.
Amerika net pozisyon alabiliyor burada. Çünkü hem içeride bir takım kaynakları var, hem de tedarik edebileceği diğer ülke kaynakları var. Burada esas da problem olan malumunuz Avrupa tarafı. Avrupa'nın yaklaşık Rus petrolünün %32'si ortalama, bazı ülkelerde biraz daha fazla, biraz daha az. Ama genelde Avrupa'nın toplamda Rus petrolünün %32'si Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'nın başka da bir kaynağı yok. O yüzden stratejik olarak da, jeopolitik olarak da bu savaşta bir net taraf olamıyor. Çünkü eğer böyle radikal bir kararı alırsa Avrupa, kendi endüstrileri açısından ciddi sıkıntıya girecek. Tabii ki bu petrol ithalatını durdurması Amerika'nın Rusya'dan fiyatlar üzerinde önemli bir baskı yaratacak. Ancak bugünlerde çok da beklenmeyen bir haber olduğu için belki birkaç gün küçük dalgalanmalardan sonra önümüzdeki günlerde petrol fiyatları bir süreliğine normalleşebilir. Ancak stresin devam ettiğini görüyoruz. Bunun dolaylı bir etkisi de talebin azalması yönünde olacaktır. Fiyat elastikliği bir yerden sonra artık talebi sıfırlayacak. Belki petrol fiyatları belli bir yerde artık talep nedeniyle yükselmemeye başlayacak. Ama bunun diğer etkilerini düşündüğümüzde ekonomilerde toplamda ciddi bir resesyon, ciddi bir sert durgunluk gündeme gelebilir. Esas da bizi etkileyen mesele o. Bir diğer tarafta da spot fiyatın sert yükselişi, biliyorsunuz, vadeli piyasalarda olağanüstü çarpan etkisi yaratıyor. Evet. Orada finansal enstrümanlarda ciddi bir sıkıntı yaratacaktır. Esas da orada bir takım fonlarda, bir takım pozisyonlarda ciddi problemler görülebilir bu türlü dalgalanmalarda. Biraz o tarafa dikkat etmek gerekiyor Ali Bey. Evet. Şimdi Tayfun Bey, sizinle konuşurken, yani şu son 2,5 dakika içinde petrol üzerine $1,5 koydu. Hem Brent hem NYMEX petrolde. Dolayısıyla bu ateş şimdilik tabii çok sıcak olduğu için muhtemelen yarın ve yarından sonrasında da petrol fiyatları çok yüksek seyredebilir. Ama tabii bu $300 biraz böyle fantastik bir fiyat gibi geliyor. Eğer öyle olursa gerçekten yeryüzünde ayakta kalan ülke olmayabilir. Yani sadece petrol satan birkaç ülke dışında bütün ülkelerin yerde olduğunu sayabiliriz. Bu futbol maçlarında olur ya, hani böyle bir kargaşada ayakta kalanları değil de yerde olanları sayarlar. Ona dönüşecek bir manzara olabilir diye düşünüyorum. Bakalım, yani bizim açımızdan tabii çok kritik bir süreç. Çünkü zaten burada, petrol... Buyurun. Affedersiniz. Burada şöyle bir şey daha var. Aslında işin trajik tarafı şu. Petrol fiyatları arttıkça petrol ihraç eden ülkelerin gelirleri sürpriz bir şekilde, beklenmedik bir şekilde olağanüstü artıyor. Evet. Şimdi Rusya net petrol ihracatçısı bir ülke olarak ve esas enerjiden gelir elde eden bir ülke olarak fiyat artışı çok olağanüstü dengesiz bir duruma yol açıyor. Rusya'nın ihracat geliri artıyor. Dolayısıyla savaşı fonlama ihtimali yükseliyor. Savaşı fonladıkça diğer etkenlerden bağımsız olarak söyleyelim, petrol fiyatları artıyor ve bu kısır döngü devam ediyor. Esas da burada bu işi çözecek olan talebin kesilmesi. Umuyorum ki maalesef bir resesyon, bir durgunluk yaratmasına rağmen, potansiyel bir durgunluk yaratmasına rağmen, ihtimaline rağmen fiyatın o bahsettiğiniz afaki seviyelere gelmesi ciddi problemler yaratacak ama maalesef bir takım kaynakları da talebi azaltacağı için, nakit akışını durduracağı için belki de olayı başka bir açıdan baktığımızda çözecek bir adım olabilir. Evet. Şu andaki durum son derece trajik. Yani şu birkaç dakika içinde, yani sizinle ikinci soruya geçtiğimizde üzerine bir $0.5 daha koydu. Toplamda $2'lık bir artış var şu 8 dakika içinde. Demek ki hızlı bir süreç gidecek. Altında da benzeri bir tablo var. Tabii altın güvenli liman haline geldi bugün itibariyle. En güvenli liman demek lazım. Orada da $2000'ın çok üzerindeyiz ve $2061'dı en son arkadaşlarım ekrana yansıttığında. Altında kısa ve orta vadeli projeksiyonunuz ne gibi gözüküyor? Tabii altın herhangi bir ölçü
rakamı ölçebilecek bir matematiği yok altının. Tabii. Altın şu anda sadece güvenli bir liman olduğu için, sadece talep yüzünden, sadece korunma amacıyla yükseliyor. Bu korunmayı neden olacak durum devam ettiği sürece altın da limitsiz bir şekilde yükselebilir. Ama bu şunu hatırlatıyor bize. Yakından biliyorsunuz 2020 yılı civarındaydı zannediyorum. Petrol fiyatları eksiye düşmüştü, dönmüştü. Petrol fiyatları bu süper kontango denen hani taşıma maliyetinin, depolama maliyetinin petrol fiyatlarının üzerinde olması nedeniyle artık spottaki petrol fiyatları eksi değerlere düşmüştü. Maalesef böyle olağanüstü durumlarda olağanüstü fiyatlar oluyor. Bunlar olmaya devam edecek bir süre daha. Fakat bunlara bakarak herhangi bir yatırım kararı almak çok doğru değil. Bunlar olağanüstü durumlar. Umuyoruz ki yakın zamanda normalleşecek durumlar. Ama ben hep aynı şeyi söylemeye çalışıyorum. Benim başucu kitabım Yaratıcı Yıkım Süreci diye bir Joseph Schumpeter'in bir teorisi vardır. Bu bir yaratıcı yıkım süreci. Bütün dünyanın bu yıkımdan sonra başka bir yapıya dönmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde onu da göreceğiz Ali Bey. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Düzeltici savaş diye de bir, yani o kavramı öyle telaffuz edenler de var. Yani mutlak surette bir savaş ortaya çıktıktan sonra her şey eskisine doğru tekrar evrilebiliyor. Aksi halde bir patlama noktasına gidiyor. Sizin Schumpeter'in tezinden yola çıkarak söylüyorum. Şimdi son 4 dakika kadar bir vaktimiz var. Onu da isterseniz nikele ayıralım. Nikel fiyatlarında da bugün çok ciddi bir yukarı yön ortaya çıktı. Londra Metal Borsası'nda nikel fiyatları, daha doğrusu hisse senetleri 2 kat işlem görünce bugünkü işlemlerin tamamı iptal edildi. Nikelde ortaya çıkan durum belli. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bu arada paslanmaz çeliği olan giderek artan ihtiyaç ve araç pillerine ya da elektronik eşya pillerinde kullanılan nikelin çok fazla kullanılmaya başlanmasından kaynaklanıyor. Ve tüm dünya nikel kaynaklarında %40'ının Rusya'da olduğunu biliyoruz. Bu sebeple ortaya çıkan bir durum var. Buna ilişkin de yorumunuzu alabilirsek öyle noktalayabiliriz. Buyurunuz. Efendim şimdi zaten bu olağanüstü bir durum ve devam edecek bir durum. Nikel fiyatları şu anda herhangi bir matematiği ifade eden fiyatlar değil. Sadece arz kısıtından dolayı ortaya çıkmış fiyat. Bir de tabii bunun üzerine bir spekülasyon etkisi yaratıyor. Özellikle emtia fiyatlarının dataları, rezervleri, talebi dakika dakika analistler tarafından incelenen, bilinen, yatırım fonları tarafından incelenen, bilinen konular. Böyle bir ihtimal ortaya çıktığında çarpan etkisiyle gerçek fiyatların çok üstüne bir takım sapmalar oluyor. Bu normal bir fiyat düzeyi değil. Üzerinde herhangi bir teori geliştirilebilecek bir fiyat düzeyi değil. Zaten bazı fiyatlar artık sistemin çöktüğü yere gelen fiyatlar. Yani bu fiyattan nikeli ham madde olarak hiçbir endüstriye girdi olarak kullanamazsınız. Dolayısıyla dolaylı etkisi olarak endüstrilerde durmalar başlayacak. Esas da bizi bekleyen ikinci hamle o. Eğer bu süreç böyle devam ederse mevcut yapıda bir takım endüstrilerin artık ham madde fiyatlarıyla baş edememesi ortaya çıkacak. Bu bizim son dönemde yaşadığımız imalat sanayi endeksiyle fiyat endeksiyle tüketici fiyat endeksi arasındaki duruma benziyor. Eğer bu fiyat artışları, dalgalanmalar böyle giderse endüstriyel üretimlerde ciddi durmalar ortaya çıkacak. Bu da dolaylı olarak diğer sektördeki hisse senedi fiyatlarına yansıyacaktır. Esas da bence problem orada var. Bu kalıcı, daha uzun süreli, fiyat yarından itibaren düzelse bile bütün dengeleri alt üst ettiği için önümüzdeki dönemde endüstriyel, buna bağlı endüstrilerde sorunlar devam edecek. Bizim önümüz birkaç ay bu yaşadığımız fiyat dalgalanmaları nedeniyle sıkıntılı gözüküyor. Bu hem endüstriyel ham maddelerde, hem petrolde hem de altındaki fiyat dalgalanmalarının aslında altında yatan sebepler tedarik sorunları ve korunma ihtiyaçları. Onun dışında fiyatlar herhangi bir şekilde başka bir şeyi yansıtmıyor, geneli yansıtmıyor. Ama bu dalgalanmalar,
bir süre sonra özellikle endüstriyel ham maddelerdeki dalgalanmalar sanayi tarafında, üretim tarafında ciddi daralmalara yol açacak. Hesap hatalarına yol açacak, imalat hatalarına yol açacak. Hatta bazı şirketlerde, finansal riskini yönetemeyen şirketlerde, kendini hece etmemiş şirketlerde ciddi bilanço bozukluklarıyla karşılaşacağız. Esas da bizim önümüzdeki dönemde buna biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Son dedim ama borsa ile ilgili de küçük bir değerlendirme yaparsanız sevinirim. Borsa İstanbul'da bugün 2000 puanın üzerindeyiz 2011'de. Rusya borsasının kapalı olması elbette diğer borsaların aşağı doğru gitmesine engel oluyor. Yani Rusya borsası açılmış olsa şu anda muhtemelen gelişmekte olan ülke borsaları en başta bizimki olmak üzere aşağı doğru gidecek. Rusya borsası 6, 7, 8 Mart tarihlerinde yani Kadınlar Haftası dolayısıyla kapalı. 9'unda açılıp açılmayacağını bilmiyoruz. Açıldığı takdirde nasıl bir tablo ortaya çıkar? Açılmazsa nasıl bir tablo ortaya çıkabilir? 2,5-3 dakikada formüle ederseniz sevinirim. Estağfurullah efendim. Şimdi biliyorsunuz bu hani klasik tabir, tabii insani tarafları maalesef bertaraf ederek söylüyorum. İnsanlar evlerinden uzak, sokaklarda perişan vaziyette, 2 hafta önce sıcak evinde otururken şimdi 30-40 saat yollarda gidiyorlar. Bu tabii vicdanı sızlatan önemli bir unsur. Onu bir tarafa bırakarak söylüyorum. Genelde bu türlü krizlerde orta vadede ciddi fırsatlar ortaya çıkar. Bugünden yarına hiçbir şeyin düzelme ihtimali yok. Ancak bu krizler nedeniyle de özellikle hisse senedi tarafında ciddi fırsatlar var. Eminim ki bu problem, bu insani koşullar değiştikten sonra bu fiyatlar önemli bir fırsat ifade eden fiyatlar olarak tarihe gömülecek ve insanlar keşke o zaman alsaydım diyecek. Türk borsasında daha keza öyle. Bugünden yarına elbette ki komşu etkileri nedeniyle de, Rusya ile olan ticari etkilerimiz nedeniyle de, ilişkilerimiz nedeniyle de finansal olarak etkilenmemiz mümkün değil. Zaten bütün bu projeksiyon yapılıyor. Turizm gelirlerindeki azalış, işte döviz açığımız, önümüzdeki dönemdeki fonlamamız, bunlar makro değişiklikler olarak bir tarafta dursun ama bunlar fiyatların içine girmiş durumda. Önümüzdeki günlerde hisse senedi tarafında bugün olduğu gibi dolar yükseldikçe hisse senedi yükselir Türkiye piyasasında algısında olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de özellikle Rusya piyasasında ciddi fırsatlar vaat eden oportunistik yatırımcılar için ciddi fırsatlar vaat eden bir takım idealar, fikirler, yatırım ürünleri var. Yani genel insani koşulların dışında söyleyerek bu taraflarda önemli fırsatlar olduğunu görüyoruz. Peki. Tayfun Bey çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde müesses üniversiteler yani kampüsler ve yerleşkelerden oluşan üniversiteler yavaş yavaş yerini online üniversitelere bırakacak. Artık elbette yine insanlar kampüslerde eğitim görmeye devam edecekler ama bu sayı giderek azalacak. Çünkü online üniversiteler diğer üniversitelere göre çok daha farklı
avantajlar ve seçenekler sunuyorlar. Örneğin dünyanın en gözde akademisyenlerinden herhangi birini Türkiye'deki herhangi bir üniversiteye misafir öğretim üyesi olarak bir süreliğine getirebilirsiniz ama sınırsız olarak getiremezsiniz. Dolayısıyla o haktan mahrum kalabilirsiniz. Örneğin Nobel ödüllü bir iktisatçıyı üniversitenizin programına ancak online yolla dahil edebilirsiniz. Artık üniversiteler online sisteme doğru geçiyor. Belki bazı üniversiteler bunu hibrit yolla da uygulamaya devam edeceklerdir ama biliniz ki 5-10 yıl sonra bugünkü üniversite yapısının yerinde başka şeyler olacak. Bunlardan birinin bir örneği var, bunun üzerinden konuşacağız. Netkent, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Ali Eşkinat bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biraz kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Yani üniversitenin kurucusu, mütevellisi olarak hem de üniversitenin kuruluş hikayesini yani kendinizle beraber onu anlatmanızı rica ediyorum. Sonra online üniversitenin geleceğine dair tasarımları birlikte konuşacağız. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Öncelikle böyle anlamlı bir günde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hani burada olmak çok önemli benim için. Bu vesileyle ilk önce onu kutlamak istiyorum. Çünkü hepimizi hayata getiren bir anne. Tabii. Onlar en değerli varlıklarımız. Bu sebeple de tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü canı gönülden kutlamak isterim. Kendimden bahsetmek gerekirse Galatasaray Lisesi mezunuyum. Ardından Bilkent'te Uluslararası İlişkiler lisans eğitimi aldım Bilkent Üniversitesi'nde. Daha sonra İşletme alanına yönelmek istedim. O alanda bir MBA eğitimi almak için 1998 senesinde İngiltere'de Exeter'de, University of Exeter'de uluslararası işletme alanında MBA eğitimi aldım. Onu tamamladıktan sonra iş hayatına geçtim. Kısa bir süre bankacılık yaptım. Ardından askerlik görevimi tamamladım. Sonrasında da Netkent'in oluşumunu sağlayan projelerle birlikte çalışma hayatıma devam ettim. Arada bir doktora eğitimim var. Yıllar içerisinde ara verdiğim. Fakat özellikle sevgili hocam Suat Teker'in de yüreklendirmesiyle döndüğüm bir doktora doktora eğitimim var. Işık Üniversitesi'nde Çağdaş İşletme evet. Programı'nda. Bakalım hayırlısı onu da yaparsam öyle bir ilerleme yapacağım. Peki, gelelim Netkent Üniversitesi'ne. Bir online üniversite kurma fikri ve yaklaşımı nereden çıktı? Nereden çıktı derken dünyada böyle bir trend var ama tabii. Siz bu kararı nasıl verdiniz? Valla aslında bu kararın temeli 2000'li yılların başlarına kadar gidiyor. İngiltere'de gördüğümüz bir modeldi bu. Benim şöyle bir şansım var hayatta. Mütevellit başkanımız benim öz abim. Dolayısıyla hani birçok şeyi çok daha rahat yapma şansım oldu. Ben İngiltere'de öğrenciyken görmeye başladım ilk örneklerini bunu. Çünkü biliyorsunuz 90'larla birlikte internet hayatımıza çok ciddi girdi ve 2000'lere kadar da ilk etapları bu tarz eğitimlerin çıkmaya başladı. 2000'lerden sonra iyice yayıldı. Hatta pandemiden sonra bambaşka bir boyuta geldi. İngiltere'de gördüğüm bir modelden sonra bunu nasıl yapabiliriz, bir üniversite nasıl kurabiliriz, nasıl çalışabiliriz diye yaklaşık 2-2,5 sene kadar İngiliz, Kanada ve Amerikan modellerini inceledikten sonra Türkiye'de ilk defa bir vakıf sonrasında devlet üniversiteleriyle yatırımcı entegratör çözüm ortağı modeliyle buna başladık. Hedefimiz bir üniversite kurmaktı. Online dediğimiz uzaktan eğitim programları, yüksek lisans seviyesinde işletme yüksek lisans programları oldu, meslek yüksek lisans programları oldu. Daha sonra Netkent'in de bunun üzerine temelleri atıldı. Netkent ilk online Türk Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kuruldu. 3 fakültemiz var, İktisadi İdari Bilimler, Hukuk ve Mühendislik fakültelerimiz. Buradaki 9 lisans, 3 yüksek lisans toplam 12 programımızla da eğitim hayatımıza devam ediyoruz. Tabii ki yenilikçi model, dünyada dijital dönüşümün özellikle çağını yaşadığımız sanayi 4.0'ın artık üniversite 4.0 modeline evrildi ki bugün de hani fırsat olursa hani bunları da ben konuşmak isterim. Bir modelde biz de ilerliyoruz.
Fakat şunu özellikle altını çizmek istiyorum. Hani belki ben X kuşağı olduğum için, hani evet. Z kuşağı belki kardeşlerimiz çok beğenmeyecek bu söylediğimi ama teknoloji ne kadar hızlı ilerlerse ilerlesin, 5 sene sonra bugün kullandığımız teknoloji kullanılmayacak. Tabii. Dünya çok hızlı bir ilerleme içerisinde, belki de 21. yüzyılda yaşanan, 10-15 senede yaşanan, özellikle pandemi dönemlerinde yaşanan gelişim tüm dünya tarihinden çok daha fazla baktığımız zaman oransal olarak. Dolayısıyla ne olursa olsun, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, asıl olan hangi hocanın hangi dersi verdiği, hangi içerikte verdiği, insan faktörü çok önemli. Bizler bugün aynen biraz önce dediğiniz gibi dünyanın her yerinden bir akademisyen ders verebilir. Mesela hani ben uluslararası işleri okudum, işte Francis Fukuyama ders verebilir. Sonra işletme okudum, Michael Porter ders verebilir. Hani bizim hani milli gururumuz diye. İktisat Daron Acemoğlu. Daron Acemoğlu mesela. Tabii. Galatasaraylı abimdir. Joseph Stiglitz ders verebilir, Nobel ödülü. Paul Krugman ders verebilir. Aynen, evet. Aynen. Ama teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, her zaman bu isimler her şeyden daha önemlidir. Önemli olan metodoloji değil, akademisyenin, hocanın, eğitmenin kim olduğu ve hangi içerikte ders verdiği, kimlere eğittiğidir. Evet. Şimdi fakültenin mühendislik bölümünde ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Bilgisayar ve yazılım mühendisi, yani hani geleneksel, konvansiyonel inşaat, makine falandan ziyade tabii günümüzün gerekleriyle bağdaşan bir mühendislik eğitim veriyorsunuz. Tabii. Bu bölüme olan talep ne durumda ve ne tür öğrenciler geliyor? Valla şöyle, bizim ağırlıklı olarak öğrencilerimiz ikinci üniversite öğrencisi. Yani, bir üniversiteyi bitirdikten sonra evet, gelenler ya da bir üniversiteyi okurken. Okumakta olan. Evet. Öyle bir kriterimiz var. Biraz Amerikan modeli gibi. Biliyorsunuz Amerika'da mesela tıp, hukuk gibi branşlar. Kaçıncı sınıftan itibaren gelebilir size? Size birinci sınıftan itibaren birinci sınıf. Gelebilir. Yani bir evet. Üniversiteyi kazanmış, birinci sınıfa başlamış. Aynen. O yıl gelebilir mi? Gelebilir tabii. Peki. Tamam. Öyle bir kriter. Bir yatay geçiş gibi mi oluyor? Nasıl oluyor orada sistem? Valla şöyle düşünün. Tabii yatay geçiş akademik bir karar. Yani akademisyenlerin, akademik idarecilerin vereceği. Bu öğrencinin tercihi. Ama bu öğrencinin tercihi herhangi bir üniversitede okuyorsa, oraya kayıtlıysa ya da herhangi bir üniversiteden mezunsa gelip bizim üniversitemizde de online olarak eğitimini interaktif olarak alabilir. Eğitimini tamamlayabilir. Evet. Talep ne durumda? Mesela 2018 tabii, yılında başladınız. İşte şu anda yani 3. akademik yılı idrak ediyorsunuz tabii, değil mi? Tabii. Ne durumda? Valla şöyle söyleyeyim ben size. Özellikle hukuk ve mühendislik alanında çok ciddi bir talep var. Tabii her gelen öğrenci üniversiteye kayıt olacak diye bir şey söz konusu evet. değil. Çünkü bizim de baktığımız belirli kriterler var. Bahsettiğim gibi daha önce bir akademik geçmişine bakılıyor öğrencinin. Burada şeyi görüyorsunuz, çok ciddi bir şekilde özellikle dijital dönüşüm sonrası yazılım alanında, biraz önce bahsettiğiniz bilgisayar mühendisliği alanında, hatta yönetim bilişim sistemleri daha çok bilgisayar mühendisliği işletmenin yönetici yetiştirmeye yönelik olan programıdır. Ona çok ciddi talepler olduğunu görüyoruz. Sadece hani bizim üniversitemizde değil, hani genel olarak baktığınızda görüyoruz. Benim üniversiteye girdiğim yıllardaki hani iktisadi idari bilimleri olan bir eğilimin daha azaldığı aşikar gözükmekte üniversite girişlerinde. Daha artık çünkü daha öğrencilerin beklentileri de daha farklılaşıyor. Z kuşağı biraz daha değişik bize göre. Tabii. Hani biraz önce konuşuyorduk. Siz mülkiyelisiniz. Ben de Bilkent Uluslararası İlişkiler'de okudum. Hani aşağı yukarı aynı jandan geliyoruz. Biraz tabii artık daha teknoloji daha farklı. Hani hukuk daha değişik. Çok herkesin en azından temel hukuk bilgisine sahip olması gerektiğine inanıyorum. Hani teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, meslekler nasıl ilerlerse ilerlesin. Bazı değişmeyecek mesleklerden bir tanesi. Çok önemli bir meslek. Çok iyi eğitim alınması gereken bir meslek. Hani biz de ona göre iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Ama genel olarak baktığımızda taleplerin daha çok daha teknolojik branşları olduğunu görüyoruz. Kaç öğrenciniz var, kaç öğretim üyeniz var? Bu öğrencilerin ve öğretim üyelerinin profiliyle ilgili biraz bilgi tabii paylaşabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, bizim şu anda 2000 civarında bir öğrencimiz var programlarımızda.
23 ülkeden 4 kıtadan öğrencimiz var. Onu mutlulukla ağırlık söyleyeyim hangi size. Ülkeler? Ağırlık. Ağırlık hangi ülkeler? Yani Türkiye'yi saymayın. Kıbrıs'ta saymayın. Tabii ki Türkiye, Kıbrıs'ı saymazsak ağırlık daha çok Orta Doğu coğrafyasından var. Çin'den öğrencimiz var. Mesela çok, çok fazla değil ama enteresan bir veri. Kuzey Afrika'dan var. Balkanlar civarından, Türkiye Cumhuriyetlerden öğrencilerimiz var. Pakistan'dan öğrencilerimiz var. Aklıma gelen. Öğretim üyelerinin profili? O da şöyle söyleyeyim, yaklaşık 100'ün üzerinde şu anda öğretim üyemiz var. Tabii kadrolu hocalarımız var. Görevlendirmeyle evet. Üniversitelerimizden, rektörlükler arası izinlerle gelen hocalarımız var. Profillerimizde genelde hani akademik kariyer bizim için önemli. Yani üniversite yönetiminin ve özellikle mütevelli eğitimimizin de bu konuya bakışı. Hani daha çok özellikle sosyal branşlarda hocalarımız, yurt dışından doktoralı hocalarımız ağırlıklı olarak var. Hani bu tabii bir şart değil. Türkiye'de çok ciddi iyi eğitim veren üniversitelerimiz var. Oralardan da var ama yaklaşık şöyle söyleyeyim, akademik kadronun zannediyorum %95'i öğretim üyesidir. Öğretim görevlilerimiz de var. Çok kıymetli, profesyonel hayatta deneyimleri olan. Ama master olmayan bir hocamız olduğunu zannetmiyorum. Güzel. Ücretlendirme nasıl? Onu da söyleyelim. Çünkü yerleşik üniversitelere göre neredeyse 1/4, belki bazı yerlerde 1/5 nispetinde bir ücretten bahsediyoruz. Tabii burada vizyon daha çok insanların ikinci üniversitesi olduğu için ve profilimiz daha çok hani çalışan insanlar, belli sorumlulukları olan insanlar ya da öğrenci olsa bile başka bir üniversitede okumakta olan bir kitle olduğu için şöyle söyleyeyim, mesela mühendislik fakültesi fiyatlarımız yaklaşık 10 bin lira civarındadır. Hukuk fakültesi yıllık. Değil mi? Evet. Tabii ki. Yıllık hukuk fakültesi 20 bin lira civarındadır. Hani küsuratlarını şey yapıyorum. İktisadi idari bilimlerde 4.000-4.500 lira civarında. Bu tür üniversitelerde tabii genel giderler dediğimiz giderler tabii. Neredeyse sıfıra yakın. Yani tabii. Elektrik yok, su yok, ısıtma yok, kampüs giderleri yok, bilgisayar tabii. Gideri yok, işte lokanta, restoran işletmesi yok gibi pek çok şey var. Ama beri yanda orada da bir teknolojik altyapı tabii. Gerekiyor. Tabii ki. Acaba bu teknolojik altyapı katlanılabilir bir maliyet oluşturuyor mu yoksa? Valla şöyle söyleyeyim, şimdi tabii belirli kalemler bizde yok, daha farklı. Fakat yani çok düşük değil çünkü teknolojik maliyetler de kolay. Öyle, bugün tabii. Hani sudan ucuz değil yani. Yani şöyle söyleyeyim, tüm dünya bir kampüs diyorsunuz ama işte uzaydasınız, öyle düşünün, buluttasınız, cloud teknoloji var. Sizin bant genişliğiniz çok önemli çünkü öğrencilere interaktif, tabii ki sınıflarda belirli sayıda, hani binlerce öğrenciye aynı anda eğitim vermiyorsunuz. Belli bir sınıf kriteri var ama o eğitim interaktif olarak verilmekte ve sadece hani hocanın bir anlatımı değil, belki bir dosya paylaşımı, belki bir konu hakkında tartışma. Dolayısıyla çok ciddi bir teknolojik maliyet bunun arkasında var. Fakat üniversitemizin ana, tabii her üniversitenin aslında, bizim üniversiteyi düşünmemek lazım. Ana amacı her şeyden önce eğitim vermek. Maliyetlerini karşıladıktan sonra belli bir süre tabii ki finansal olarak destek vermeniz gerekiyor, hani mütevelliyet olarak. Ama belli bir şeyden sonra da üniversitenin kendini döndürmesi, kendi yağıyla kavrulması, hani sadece eğitimde değil, araştırma faaliyetlerinde daha etkin olması, akademisyenlerinin daha çok yayın yapmasını sağlaması, onları yüreklendirmesi, cesaretlendirmesi bu konuyla ilgili. Tabii bunların aslına baktığınız zaman hepsi birer maliyet kalemi. Ama şunu demek lazım, hani örgün bir üniversiteyle online bir üniversite arasında hani çok ciddi bir fark o açıdan da yok. Hani bizim elektriğimiz yok. Ama belki öğrencilerimize maliyet var. Evde elektriği açmak zorundalar tabii. İnternet için. Erişim sorunları nedir? Mesela erişim sorunundan kastım şu. İşte internet hızı düşük ülkeler var, çok yüksek olan ülkeler var. İnternet hızının yüksek olmasına rağmen lokasyon dolayısıyla erişim sorunları tabii. Yaşanan bölgeler var. Ya şöyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ben ilk dediğim gibi 2000'li yıllarda biz başladığımız zaman diğer başka üniversitelerimize çözüm ortağı olduğumuz programlarda o zaman dial-up bağlanılıyordu. Hatırlarsanız hani böyle bir telefon sesi gelir, çevirmeli şey falan. Ve mesela
iki tane örnek beni çok heyecanlandırmıştı. Biri bir final, pardon, bir vize sınavına, finallerimiz çünkü ondan da bahsederim, örgündür. Sadece pandemi döneminde online yapıldılar. Bir vize sınavında Libya'nın 200 kilomil açığında galiba bir petrol platformundan bir öğrenci uydu bağlantısıyla bağlandı. Müthiş. Evet, evet, müthiş. Yıl 2000. Dolayısıyla Everest'in tepesinden de bağlanabilirler. Yıl 2007. Evet. Aynen. Etiyopya'dan bir galiba üçüncü katipti, bir diplomatımız, MBA öğrencisiydi. Aynı şekilde o da eğitimini alıyordu, benzer bir şeyle. Türkiye'nin tabii geçmiş, ilerleyen yıllarda tabii internet yapısı çok farklılaştı. Yani artık hani mobil teknolojilerin de iyice hayatımıza girmesinden sonra hani 4.5G kullanıyoruz. Bunlar hani sadece bir bilgisayar ekranında değil, bulunduğunuz her yerde, her şekilde, telefonunuzdan bile, hani biraz büyük ekranınız daha bile daha rahat oluyor. Hatta öğrencilerin çoğunlukla mobil olarak eğitimi takip ettiklerini görüyorum. Tabii dediğim gibi bir X kuşağı olarak her ne kadar bu girişimi bir şekilde hayata geçirme şansımız oldu ama ben de etkileniyorum. 7-8 sene kadar Galatasaray Üniversitesi'nde işletmede hocalık deneyimim var. Orada da ilk karşılaştığım zaman öğrencilerle çok şey öğrendim onlardan. Şimdi çok güzel yerlerdiler gerçekten. Evet. Gurur duyuyor insan ama hani Türkiye'nin özellikle internet altyapısı şeyden çok aşağı değil. Yani Avrupa'dan çok daha aşağı değil. Ha, gayet iyi bir internet yapımız var. Bununla ilgili çalışmalar, televizyonda reklamları da seyrediyoruz. Dolayısıyla artık tüm dünya bir kampüs. Öğrencilerimiz istedikleri her yerden, istedikleri her zaman, tabii ders saatleri içerisinde dersleri girip alabiliyorlar. Ha, şöyle bir faktör var. Biz öğrenciyken hatırlarsınız çalışkan arkadaşlarımız vardı. Not tutarlardı derslerde. Onların tiksirlerini alır. Tabii, tabii. Aynen fotokopileri alırdık. Cennete gidecek arkadaşlarımız var. Tabii. Aynen. Öyle çalışırdık mesela. Şimdi öyle değil. Dersler kayıt edildiği için bir öğrenci dersi kaçırsa bile dönüyor, ya da hani %70 devam mecburiyeti var bizde. Hani YÖK'ün kriterini biz de birebir, tabii birebir biz de uyguluyoruz. Çünkü çok doğru bir devamsızlık kadar. Yapanı çıkarıyor musunuz sistemde? Nasıl yapıyorsunuz? Tabii şu şekilde. Yani bir uyarı hakkı var tabii değil mi? Birkaç bir öğrenci final sınavından önce eğer %70 oranında derslere devam etmediyse, ama tabii derse devam da şu şekilde. Diyelim dersinizi kaçırdınız. Evet. Sonradan kaçırdığınız dersi seyrettiğiniz zaman bu derse devam sayılıyor. Zaten sistemin güzel yanı da bu. Ama hem dersi yani böyle şey gibi olmuyor değil mi? Zil çaldı, derse girin. Öyle değil o kadar. Yani aslında zil çaldı, derse girin tabii. Ama diyelim ki dersi kaçırdınız. Evet. Çok üzülmeyin çünkü dersi tekrar görebiliyorsunuz. Derste neler yaşandığını görebiliyorsunuz. Hani vizenize ve finallerinize çalışırken de bunu görebiliyorsunuz. Bu bambaşka bir şey. Yani istediğiniz kadar tekrar edebiliyorsunuz. Bu bambaşka. Yani artık fotokopi, nasıl söyleyeyim, dijital bir canlılık getirmiş durumda. Şimdi başka bir şey soracağım. Sınıflar öyle. Kaç kişilik diyeceğim. Şunun için soruyorum kaç kişilik olduğunu. Şimdi bir açık öğretim sistemi var. Türkiye'de Anadolu Üniversitesi yapıyor. Tabii. Yıllardan beri yapıyor. Açık öğretim yani open education'la bunun arasında çok ciddi bir fark var. Tabii. Çünkü açık öğretimde bir tek taraflı iletişim var. Yani tabii. Size bir dosya sunuluyor. O dosyayı okuyorsunuz. Tabii. Çalışıyorsunuz ve sınava giriyorsunuz. Tabii, sınavda da işte online olarak karşı tarafa sorularınızı gönderiyorsunuz, yanıtlarınızı gönderiyorsunuz. Burada öyle değil. Burada etkileşim var, sürekli etkileşim var. Evet. Bu sürekli etkileşim dolayısıyla, örneğin dersin süresi 40 dakikaysa, öğrenci sayısı fazlaysa, öğrencilerin her birinin dersten istenilen marjinal faydayı elde etmeleri mümkün olabiliyor mu acaba? Şimdi şu şekilde, öncelikle açık öğretimin ne olduğuna bakmak lazım. Sonra tabii. Uzaktan eğitimle, aslında online dediğimiz konunun hani öz Türkçe bakarsak uzaktan eğitim yani tabii. Genel şey. Açık öğretim özellikle İngiltere'deki açık öğretim modelinden esinlenerek benim bildiğim kadarıyla, yanlış biliyorsam özür dilerim, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde yapılan muazzam bir girişim. 1980'lerde Türkiye'nin çok önemli… Türkiye için büyük bir başarı hikayesi. Büyük bir, evet, yani aynen. Yılmaz Büyükerşen'in evet, başlattığı aynen. Çok büyük bir başarı yani hikayesi. Yani şöyle söyleyeyim, şahsi görüşümdür. Bence İngilizlerden de daha başarılı olmuştur. Kesinlikle. Türkiye'ye çok… Farklı bir boyut getirmiştir. İnsan kaynaklarına çok ciddi bir kalite katmıştır. Ve aslında eğitimin herkese eşitlikçi olarak verilmesini sağlayan müthiş bir projedir.
Aynen. Tabii açık öğretim o dönemin şartlarında çok başarılı olan, bugün de çok ciddi emekleri var. Ama bu çok hızlı biçimde dijital eğitime döndürülebilir. Çünkü tabii ki biraz önceki konuştuğumuz şey, yani teknoloji devamlı gelişen bir şey. Ona çok bağlı kalmamak lazım. Asıl hocanın kim olduğu, içeriğin ne olduğu, size ne kalitede eğitim verildiği, bunlar önemli. Uzaktan eğitimin farkı ondan, açık öğretim tek yönlü bir eğitim. Aslında bir bant kaydını siz orada seyrediyorsunuz, yapılmış olan. Fakat uzaktan eğitimde bir interaktivite var, yani etkileşim var. Hoca ve öğrenci, yani şu an şöyle düşünün, biz sizle farklı ülkelerde, farklı şehirlerde olabiliriz. Şu anda ders yapıyor olabiliriz, siz hoca olabilirsiniz, ben öğrenci olabilirim. Stüdyodaki teknik kişiler öğrenci olabilir, farklı ülkelerde olabiliriz. Aynı anda şöyle söyleyeyim, bu translokal ve transtemporal denilen. Heh, ona gelecek. Yani aynı anda... Yani zaman ve mekan dezavantajını ortadan kaldırıyor. Aynı anda birçok lokasyondasınız, translokalsiniz ve aynı anda transtemporalsiniz. Birçok farklı saat diliminde, yani Çin'de de öğrenci olabilir, Peru'da da olabilir. Farklı saat dilimlerinde olabilir ve bunlar aynı anda o eğitimi alabiliyorlar. Girişte de bahsettiğimiz bu eğitimi çok farklı isimlerden de alabilme şansınız olur. O insanların da bu eğitimi çok farklı kitlelere verebilme şansı olur. Aslında bu muazzam bir teknolojik devrim ama temelinde baktığımız zaman tabii ki açık öğretimine başlayan, ama zaman içinde teknolojiyle evrilen ve artık iyice dijitalleşmeye doğru giden, hatta örgün bir üniversitenin, hani tabii ki örgün üniversiteler çok kıymetli, o eğitim çok kıymetli ve kalacak. Yani siz, ben, biz o eğitimleri aldık, bunlar devam edecekler. Kendi yapılarında mümkün olduğu kadar dijitalleşmeyi kullanmaya başladıklarını artık görüyoruz. Çünkü belirli derslerin de özellikle kendi ülkemizde de görüyoruz, online olarak verilmeye başlandığını, yabancı dil eğitimlerinin online olarak üniversitelerde verilmeye başladığını ve hani pandemi çok kötü bir şey, insanla gerçekten mahveden bir şey. Ama pandeminin şöyle bir farkı oldu galiba, 15-20 senede belki aşılacak bir eşik, bir anda aşılıverdi. Çünkü bir sabah uyandığımızda hiçbir şeyimiz yoktu ve kendimiz çaresiz kaldık. Tabii. O noktada mesela hani beni çok gururlandıran konulardan biri, bölgemizdeki belki birkaç örnekten biridir bizim üniversitemiz. Yapısı online olduğu için bizi hiç etkilemedi. Tabii COVID geçiren hocalarımız oldu, öğrencilerimiz oldu. O ayrı tabii ki. Bir şekilde etkileniyorsunuz ama eğitim kesintisiz olarak devam etti. Zaten dünyanın en iyi üniversiteleri, hani Harvard'ından işte Princeton'a kadar dünyanın en iyi üniversiteleri online olarak eğitimlerine bu süreçte devam ettiler. Hatta ben kendi mezun olduğum okulla da hani arada yazışırken, ederken ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz falan online deneyimlerini anlatıyordu. İngilizlerin biraz daha farklıdır hani akademik şeylere bakışı. Onlar da online deneyimleri anlatıyordu. Hatta benim TES hocam, yani Master TES hocam, aynı yaşıtız bu arada. Kendi çok ünlü bir pazarlama profesörü şu an Leicester Üniversitesi'nde. Hatta o bana şey dedi, ya bıktım artık dedi, yani yeter bu online'dan, ben öğrenci görmek istiyorum. Hani çok saygı duyduğunuz bir şey, o çok güzel bir şey yani. Sınıfta ben kendim de verdiğim için hakikaten çok güzel bir şey. Yani zevk alıyor insan ders verirken. Kesinlikle. Çünkü öğrencilerden de bir şey alıyorsunuz siz. Hani bambaşka kuşaklardan, sizden küçük oluyorlar genelde. Çok güzel bir duygu. Fakat işte teknolojinin getirdiği noktayla artık biz bunu online'da da yaşatabiliyoruz ve o hocayı, o kalitede hocayı öğrencilerle buluşturma şansımız oluyor. Evet, son 5 dakikamız. Onu da tabii biraz ki böyle fütüristik bir tabii şeye ayıralım istiyorum. Tabii ki. Şimdi bana göre dijital devrim bir adalet getiriyor. İnsanla tabii bir adalet dağıtıyor ve hakça bir eğitim fırsatı yaratıyor. Hı-hı. Yani dünyanın herhangi bir köşesinde, herhangi bir lokasyonda bulunan bir insanın Harvard'da okuma şansı ortaya çıkıyor böylece. Bunun örneklerini görüyoruz bugünlerde. Bu dolayısıyla bir şekilde maddi imkansızlıkları dolayısıyla kaynağa ulaşamayan, çok yetenekli ve kaybolup gitmek üzere olan insanları toplumsal hayata kazandırmaya yarayacak. Bu bakımdan önemli bir işlev üstlendiğini düşünüyorum ben. Size göre mesela bu işlev dünyanın örneğin önümüzdeki yıllarda daha böyle açılımcı ve gelişimci
sürdürülebilirliği çok olan insanlardan oluşan, yani insan kalitesinin arttığı bir dünyaya doğru adım atacak mıyız? Yani bir karamsar bir bakış açısı var. Hı hı. Dünya kötüye gidiyor, işte küresel ısınma dolayısıyla. Ama beri yanda, evet küresel ısınma var, bunu da önleyeceğiz belki bu sayede. Ama öbür yanda insanların yitip giden yeteneklerinin sisteme kazandırılması ile ilgili bir süreci beraberinde getirdiğini düşünüyorum şahsen. Ben kesinlikle size katılıyorum. Şöyle düşünmek lazım. Özellikle dijital dönüşüm sürecinde baktığımız zaman aslında her şey insanlar için, her şey bizler için yapılıyor. Eğitime siz ne kadar yatırım yaparsanız kaliteli insan kaynakları o şekilde yetişebiliyor, o kadar yetişebiliyor. Tabii. Kaliteli insan kaynakları ekonomiyi daha çok geliştiriyor. Ekonomi ne kadar gelişirse sürdürülebilirlik o kadar sağlanıyor. O sürdürülebilirlik de sonuçta topluma, insanlığa dönüyor. Dolayısıyla baktığımız zaman bu bir döngü ve bu döngü içerisinde bahsettiğiniz gibi özellikle yatırımlar eğitime yapılan, çağımızda hani dijitalleşmeyle ilgili özellikle yapılan yatırımların ben de çok önemli olduğunu düşünüyorum. 2025 yılı itibariyle örneğin mesela online eğitim sektöründe 350 milyar dolarlık bir hacim bekleniyor. Bu muazzam bir şey. Hani üniversite 4.0 dediğimiz bir konsept var. Sanayi 4.0'dan örnek alınan. Çünkü ilk üniversitenin Fas'ta kurulan Karayiv'in üniversitesi olduğu belirlenmiş. UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'nde var. 859'da kurulmuş. Ve ilk kurulan üniversiteler Orta Çağ'da hep belli bir zümreye yönelik. Sonra üniversiteler kitlelere yönelik olmuş. Aynen bahsettiğiniz gibi sosyal adalet daha demokratik olarak orada gelişmeye başlamış. Bir aşama daha sonra geçtiğimiz zaman üniversite 3.0'a geçiyoruz. Orada da iletişim ve bilgi teknolojilerinin buna katılımıyla üniversitenin ilerlediğini görüyoruz. Ve dördüncü aşamada da artık dijital bir üniversite konseptine doğru giden, bugün işte bulut teknolojileri, yapay zeka gibi konular dediğimiz, nesnelerin interneti gibi dediğimiz konularla işin bambaşka bir boyuta gitmeye başladığını görüyoruz. Buna üniversite 4.0 diyoruz ve 2030'dan sonraki bir süreçte dünyada çok ciddi bir online üniversite yapısının kurulacağı zaten çok açık olarak görülüyor. Ama bizim de eğitimini aldığımız ve çok da iyi yaptığımız, çok şeyler katan normal geleneksel üniversite yapısının da devam edeceği çok aşikar. Hani bunlar birlikte devam edecekler. Dediğim gibi burada asıl olan şey çok net. İnsanlığa bir yatırım gerekiyor. Bu yatırımın sürdürülebilir olması gerekiyor. Evet. Ekonomiye katkıda bulunması gerekiyor. Ve bunun için de hem gelişime hem değişime açık olmamız gerekiyor. Yani çok güzel şeyler göreceğiz. Belki uzay yolu vardı çocukken, orada insanlar ışınlandı. Ömrümüz onu görmeye yeter mi bilmiyorum ama çağdaş medeniyetler çerçevesinde eğitimin en iyi şekilde verilmesi bizler için önemli. O yüzden her zaman dediğim gibi akademisyenin verdiği önem bizim için çok önemli. Çok teşekkürler Ali Bey. Ali Eşkinat'la konuştuk. Netkent, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı artık kampüsler ve yerleşkelerden oluşan üniversitelerin dönemi kapanıyor yavaş yavaş. Kaç yıl içinde olur bilemeyiz ama bir süre sonra üniversitelerin uzaktan eğitimle, online eğitimle eğitim veren kurumlara dönüşebileceği gerçeği karşımızda duruyor. Şimdi çok kısa bir ara.